tür sorular piyasada bayağı var arkadaşlar kitaplarda ve güzel sorular. Metalleri asite baza atıp hangi gaz çıkar diye soruyor. Bundan önce de çözmüştük biliyorsunuz ama burada bir de karbonat ekledim. O yüzden bu da güzel bir soru. Yine bilgimizi hatırlatalım arkadaşlar. Metalleri asite eklersek tuz artı H2 gazı çıkıyordu. Bunun istisnası neydi arkadaşlar? Cumhur haksızca ağlatanların patlatır avcuna. Soy metaller tepkime vermez. Onun için birinci önergeye bakarsak sodyum metal, HCOOH da karınca asiti dediğimiz asit. Demek ki metalleri asite atarsak H2 gazı çıkar. Çünkü sodyum soy metal değil arkadaşlar. Soy metal olsaydı biraz daha farklı tepkim olacaktı. Onun için burada normal metaller asitlerle H2 gazı oluşturur. 3 tane doğru cevabımız var. Ama ikinci önergeye bakarsak asitimiz H2SO4 fakat metalimiz normal metal değil artık. Yarı soy metal. Onun için burada şu 3 tane yarı soy metalin bir istisnası var arkadaşlar. Diğer asitlerin hiçbiriyle girmiyor ama 2 tane istisna tepkimeye girdiği asit var. Birisi HNO3'tür. Birisi de H2SO4'tür. HNO3 ile reaksiyona girerse NO gazı ya da NO2 gazı çıkıyor. Eğer seyreltik yazıyorsa HNO3'ün altında NO gazı çıkar. Derişik yazıyorsa NO2 gazı çıkar. Sülfürik asit ile reaksiyona girerse de SO2 gazı çıkar. Demek ki burada Ag yarı soy metal ve sülfürik asit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sülfürik asitle yarı soy metalle reaksiyona girdiği zaman SO2 gazı oluşturuyor. Buradan çıkan gazımız farklı. O zaman D ve E şıkkımız kaldı. B'yi de eledik. Üçüncü önergede karbonat var arkadaşlar. Karbonatları topluca yazayım. Kalsiyum karbonat olabilir, magnezyum karbonat olabilir, sodyum karbonat olabilir, sodyum bikarbonat olabilir. Kabartma tozu dediğimiz, N2CO3 çamaşır sodası, kalsiyum karbonat kireç taşı dediğimiz. Bu karbonatların hepsi arkadaşlar baziktir. Hatta mermer de biliyorsunuz bu kalsiyum karbonatla aynıydı formülü. Onun için mermer de baziktir. Mermerin üzerine limon koymayın derler mesela. Limon oraya damlarsa mermeri aşındırır. Onun için karbonatlar bazik. Bir de arkadaşlar karbonatları mide hastalarının kullandığı ilaçlardan da hatırlayabilirsiniz. O ilaçların içinde karbonat vardır. Ve midedeki asiti nötrleştirmek için bu karbonatlar ilave ediliyor. Ve orada asit baz tepkimesi gerçekleşiyor. Onun için karbonatlar bazik olduğunu oradan da hatırlayabiliriz. Şimdi bu karbonatların önemli bir özelliği var arkadaşlar. Asitlerle de reaksiyona girse, ısıtsak da bile hemen karbondioksit gazı verirler. Kalsiyum karbonatı ısıtırsanız eğer, bu tepkime de çok çıkıyor. Isıtırsanız eğer kalsiyum oksite dönüşüyor ve karbondioksit uçup gidiyor. Bu kalsiyum oksite sönmemiş kireç diyoruz. Daha sonra bunun üzerine suyu ilave edersek sönmüş kirece dönüşüyordu. O yüzden kalsiyum karbonat ya da diğer karbonatların hepsini ısıtırsak hemen karbondioksit gazı verir arkadaşlar. O zaman bu karbonatları bazik olduğu için asite atarsak asit baz tepkimesi oluşur. Tuz artı su çıkar ama kesinlikle karbondioksit gazı da çıkartır. Asitlerle de reaksiyona girse karbondioksit gazı çıkıyor. Isıtsak da karbondioksit gazı çıkıyor. Yani elinizi dokundursanız hemen karbondioksit gazı verecek. Onun için karbonatlar asite de atsak, ısıtsak da hemen karbondioksit gazı çıkartır. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı.